Birinci algımızdan arkadaşlar hemen çizgisel hızımızı bulalım. VK çizgisel hızı neye eşittir arkadaşlar? B çarpı R'ye eşittir. İkinci algımızdan devam edelim. İkinci sistemimizde arkadaşlar birinci algımız devam ediyor. VL çizgisel hızı, yani L varilinin uç kısımlarının çizgisel hızlarını bulacağım arkadaşlar. 3V açısal hızı 3V W yani çarpı R. Gelelim M varilinin uç kısımlarının çizgisel hızlarına ve M diyeyim onu da açısal hızı 4V arkadaşlar 4W çarpı R'dir diyebiliriz. Buradan çizgisel hızlar arasında VM büyüktür, VL büyüktür, VK ilişkisi vardır. Dolayısıyla bakın bir numaralı yargımız doğrudur değerli öğrencilerimiz. Dolayısıyla 1'e ne atıyorum ben? 1'e tik atıyorum. Birinci algımıza artı atalım. Her iki tarafta gösterelim. Dönme kinetik enerjileri arasında arkadaşlar EM, EN, EK ilişkisi vardır demiş. Peki biz kinetik enerji açıkladık mı sizlere? Bu yargı biraz burada ekstrem olmuş. 3'ü açıklayayım ben. Dönme kinetik enerjilerinde zaten geleceğiz. Bunu yine basit bir formülle ne yapabiliriz? Açıklayabiliriz. Dönme kinetik enerjileri arkadaşlar EM veya E dönme diyelim. E dönme. Nedir formül olarak? 1 bölü 2 arkadaşlar. Elemsik moment çarpı açısal hızın karesidir. Bir sonraki konuda göreceğiz. Burada ekstrem olmuş. En azından burada ön hatırlatma yapmış olabiliriz. Dolayısıyla EK'dan başlayalım. Dönme kinetik enerjisinde 1 bölü 2 elemsik momenti çarpı arkadaşlar IK diyelim çarpı V'nin karesi. Gelelim L varilinin dönme kinetik enerjisine EL diyelim 1 bölü 2 çarpı IL. L'nin elemsik momenti çarpı açısal hızının karesi yani 3V'nin niye arkadaşlar karesi. Gelelim M varilinin dönme kinetik enerjisi olan EM'ye o da 1 bölü 2 çarpı arkadaşlar IM yani M varilinin elemsik momenti çarpı açısal hızı 4W'nun neyi karesi değerli arkadaşlarımız. Elemsizlik momentlerini formül olarak gösterecek olursak E toplam elemsizlik momenti neydi? A bölü B çarpı MR kareydi. Bakın R'ler ödeş olduğu için aynıdır. Peki kütleler nasıl değişir? Bakın kütle olarak ML eşittir. MM büyüktür. MK ilişkisi vardır. Dolu boş olduğu için arkadaşlar. Dolayısıyla buradan elemsizlik momentlerini kıyaslayacak olursa ne ilişkisi vardır arkadaşlar elemsizlik momentler arasında? Gördüğünüz gibi yarıçap ve kütleye bağlı elemsizlik momenti dönme hızlarına, açısal hızlara bağlı değildir. Dolayısıyla buradan şunu yazabilirim. IM eşittir arkadaşlar. IL büyüktür. Ne yazabiliriz? IK yazabiliriz. Şimdi bakın arkadaşlar M ile M varili ile M varilinin kütleler birbirine eşit. Kimle kimi kıyaslayayım önce? L ile M'yi kıyaslayayım. Şimdi IM, IL eşit IM olduğundan buradan 4V'nin karesi 16V kare, 3V'nin karesi 9V kare olduğundan arkadaşlar matematiksel olarak EM, M'nin dönme kinetik enerjisi kimden büyüktür? L'den büyüktür arkadaşlar. K'nın hem kütlesi elemsizlik momenti küçük olduğu için hem de açısal hızı küçük olduğu için en küçük dönme kinetik enerjisine K sahiptir. O zaman EK diyebiliriz. Yani arkadaşlar dönme kinetik enerjiler arasında EM büyüktür, EL büyüktür, EK ilişkisi vardır. 2 nol yargımız doğrudur. Buraya 2 nol yargımıza artı atıyoruz sevgili öğrencilerimiz. Gelelim 3'e. Varillerin elemsizlik momentleri arasında IK büyük, IL. Hayır arkadaşlar M ile L birbirine eşit K'dan büyüktür. Yani en küçük K olacaktır. 3 nol yargımız yanlıştır. Arkadaşlar buraya şu noktaya 3 nol yargımıza eksi olarak ne yapalım? İşaretleyelim. Ne sormuş? Doğruyu sormuş. 1 doğru, 2 doğru, 3 nolu yargımız yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2'dir. C şıkkıdır. 5 nolu sorumuza sevgili arkadaşlar. Gelelim 6 nolu örneğimize ancak biz yine 5 yapmışız. Sıkıntı değil. Aslında siz bu örnekleri 6 yapabilirsiniz. 2 defa 5 yapmışım. Herhangi bir sıkıntı yok. Güzel bir soru. ÖSYM'den MEP kitabının esinlenmiş bir soru arkadaşlar. Lütfen bu tarz soruları ne yapalım? Değer verelim. Şekilde sistemde üst tablo dönebilmektedir arkadaşlar. Tablo üzerinde her birinin ağırlığı M olan özdeş küplerle birlikte V açısal hızı ile dönerken 3 tane küp alınırsa. Şimdi arkadaşlar peki nasıl hayal edeceğiz? Şöyle hayal edebiliriz. Bakın şu matematik kitabını reklam olacak ama
Tablo düşünecek olursak, bakın kalem destek, beraberce bakın arkadaşlar dönebilmiş olsun. Tablo üstünde kesme şekerler varken, dönerken ben bu kesme şekerleri ne yapıyorum? Alıyorum kitap üstünden arkadaşlar. Kitabımızı tekrar yerine koyalım. 3 tanesini alıyorum. Tablo yatay düzleme paralelken tablo ayağı arkadaşlar düşey konumda olduğunu sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi 3 tane küp alınırsa arkadaşlar hatırlayalım sistemin toplam elemsizlik momenti neydi? A bölü B yani K sabiti çarpı M çarpı R kareydi. Burada R sabit arkadaşlar. Peki değişen ne? M ne yapıyor? Küpleri aldığım için küp şekerleri azalır. Küp şekerleri aldığım için M azalıyorsa elemsizlik momenti ne yapar arkadaşlar? Azalır. Yani elemsizlik momenti azalması demek arkadaşlar sistemin dönmeye karşı gösterdiği direncin azalması demek. Bu dirençten azalmasından dolayı sistemin tablonun arkadaşlar dönme açısal hızı ne yapar? Artar. Tablonun elemsizlik momenti azalır. Bir nol yargımız doğrudur arkadaşlar. Bir nol yargımızı ne atalım? Artı atalım. Tablonun açısal hızı artar. İki nol yargımız arkadaşlar doğrudur. Elemsizlik momenti azaldığı için açısal hızı artar. Şöyle düşünebilirsiniz, hatırlayalım. Buz patenecileri arkadaşlar kollar açıkken daha yavaş dönerken kapatınca daha hızlı, açısal hızlı dönmeye başlar. Bütün referansımız burası olsun. Tablonun açısal hızı artar. Doğrudur arkadaşlar. Tablonun dönmesi kolaylaşır. Evet, tablonun dönmesi kolaylaştığı için tablonun üst tablonun açısal hızı ne yapar? Artar. Dönmeye karşı direnç azaldığı için. Yani cevabımız arkadaşlar burada 1, 2 ve 3'tür. D şıkkımız doğrudur arkadaşlar. 1, 2, 3 yargılarımız doğrudur. Bir daha tekrarlayalım. 3 tane küp aldığım için kütle azaldı. Formüldeki dolayısıyla M azalınca elemsizlik momenti azalır. Elemsizlik momenti azalması demek dönme direncinin dönmeye karşı gösterilen direncin azalması demektir. Bu tablonun daha büyük açısal hızı dönmesi demektir. A tablonun dönmesi kolaylaşması demektir. Tablonun elemsizlik momentinin azalması demektir. Cevabımız 1, 2 ve 3'tür. Bu güzel soruda değerli arkadaşlar. Örnek 5'ten gelelim. Örnek 6'ya. Hızlı bir şekilde ne yapıyoruz? Örnek 6'ya geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek buraya geçmiştik. Bu yüzden dolayı hemen şöyle ne yapıyoruz? Sayfamızı çevirip hızlı bir şekilde yine yatay sistemde çözmeye devam ediyoruz. Evet, gelelim buraya örnek 6'ya. Hemen zaman kaybetmeden sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Cambazların ip üzerinde demir çubukları kullanması. 1. 2. Buz patenecisi dönerken kollarını açması. 3. Bu güzel soru tam ÖSYM'nin arkadaşlar. ÖSYM'nin böyle yorumsa sorular sorabiliyor. Demir çubuğun üç kısmından döndürme yerine orta kısmından döndürülmesi şekillerde gösterdik arkadaşlar. 4. Taburede dönen bir kişinin ellerini açarak şu su şişelerini tutması işlemlerinde hangileri elemsizlik momentini arttırmaya yöneliktir? Yani arkadaşlar hatırlayalım. Toplam elemsizlik momenti sistemin A bölü B çarpı arkadaşlar neydi? M çarpı R kareydi. Yani burada elemsizlik momentin artması için arkadaşlar ne yapmalı? M artmalı. M artmalı. Yani kütle artırarsa elemsizlik momenti artar. Veya R artmalı arkadaşlar. Yazalım. R artmalı. Sistemin ağırlık merkezinin dönme eksenine dik uzaklığı ne yapmalı? Artmalı arkadaşlar. 1. Cambazlar ip üzerinde demir çubuktan kullanması arkadaşlar. 1 nol yargımında bakın formül gideceğim. Toplam elemsizlik momenti eşittir. A bölü B çarpı M R kare formülünde. Burada demir çubuk kullanıyor. R bir kere ne yapıyor? Arkadaşlar artar. Dolayısıyla elemsizlik momenti ne yapar arkadaşlar? Artar. 1 nol şeklimizde. Dolayısıyla 1 de elemsizlik momenti ne yapar? Artar. 1'e artı atabiliriz. Gelelim 2 nol yargımıza. O mavi kalemle gösterelim isterseniz. 2 nol yargımız ne diyor? Buz patenecisi dönerken kollarını açması. Kollarını açarsa buz patenecisi onu şöyle gösterebiliriz arkadaşlar. Bakın basit bir buz patenecisi şekli çizebiliriz. Bu ayakları olsun arkadaşlar buz patenecisinin. Bu da kolları olsun. Şöyle gösterelim kollarını. Şimdi bu buz patenecisi arkadaşlar ne yapacak? Kollarını açacak. Gövdeyi şöyle gösterelim. Basit bir şekilde çizdik. Özür dilerim arkadaşlar. Orijinal olması tabii ki mümkün değil. Şimdi kolları açtığı zaman buz patenecisi dönme eksenine göre bakın bir tane dönme ekseni çiziyorum mavi kalemle. Dönme ekseni ve açısal hızı olsun. Dönme eksenine göre
Ağırlık merkezinde olan dik uzaklık arkadaşlar ne yapıyor? Kolları açtığı zaman artıyor. Bakın şuradaki ağırlık kütlelerinin veya kütlelerin şu uzaklığı veya ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. Bakın burada sabitken kolları açınca ne yapacak arkadaşlar? Bakın bu şekilde dönmek isteyen olan dik uzaklık kütlelerin artacak. Dolayısıyla toplam elastik momenti neydi? Toplamı A bölü B M R kareydi. Bir miktar R ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. Dolayısıyla elastik momenti ne yapar arkadaşlar? İki nolcağımız artar. İki ne yapacağız? Artış şartımızı artacağız. Yani buz patenci kollarını açarsa dönme zorlaşır. Elastik momenti artar. Dönmeye karşı gösteren direnç ne yapar arkadaşlar? Artar. Yani buna I1 diyecek olursam buna da arkadaşlar I2 diyecek olursam buradan I2 büyüktür. I1'dir. Dönme zorlaşır. Buna V1 buna da V2 diyecek olursam arkadaşlar sistemde V2 küçüktür. V1'dir diyebiliriz. Gelelim 3 nolu yargımıza. Demir çubuğun uç kısmından döndürme yerine bakın arkadaşlar. Şunu demir çubuk düşünün. Uç kısmından döndürmek yerine ne yapıyorum? Orta kısmı bakın daha kolay dönüyor arkadaşlar. Uç kısmından bu zorluğu hissedebiliyorum. Ortadan çevirirseniz çok basit dönebiliyor. Bunu isteyen herkes yapabilir arkadaşlar. Bakın böyle basit ne yapabilirsiniz? Döndürebilirsiniz. Evet demir çubuğun uç kısmından döndürme yerine 3 nolu yargımızda orta kısmından döndürmek yani uç kısmıyla orta kısmı arasındaki farkı size ne yapmış oldum göstermiş oldum. Dolayısıyla arkadaşlar bakın 3 nolu yargımızda formülüze edecek olursa toplam elastik momenti neydi? A bölü B çarpı M R kareydi. Bakın 3. yargımda bir nolu işlemimde buna birinci işlemimiz diyelim. Ve 2 nolu işlemimiz. Buna 1 nolu işlem diyelim. Yine I2 diyelim buna da arkadaşlar. A bölü B çarpı M R karede. Buna da 2 nolu işlem diyelim. Gördüğünüz gibi birinci işlemde R daha fazla arkadaşlar. R daha fazla. Buna biz fazla diyelim. İkinci işlemde elimi merkeze aldı, orta kısmı aldığım zaman arkadaşlar ne yapıyor? Kütlelerin dönme ekseninde dik uzaklığı artıyor. R daha az diyelim. İkinci işlemde arkadaşlar dolayısıyla buradan ne olur? I1 büyüktür. I2 olur. Yani eğer ben demir çubuğun uç kısmından çevirmek yerine orta kısmından çevirirsem elemsizlik momenti ne yapıyor arkadaşlar? Azalır. Yani 2-3 nolu yargımız ne yapamayız? Uygulayamayız. Sebep hangisinde elemsizlik momenti arttırma yöneliktir diyor. Elemsizlik momenti 3. işlemde arkadaşlar tam tersi azalır artmaz. Yani 3 nolu işlemimizi ne yapamayız? Uygulayamayız. Buna hemen eksiği atıyorum. 4. Taburede dönen bir kişinin ellerini açarak su şişelerini tutması. Şimdi arkadaşlar 4 nolu yargımıza geliyorum. Hemen hızlı bir şekilde şöyle bir tabure alalım. Bu taburede oturan bir kişi olsun arkadaşlar. Şöyle gösterelim onu da. Taburede oturan bir kişi olsun. Şöyle ayaklarını yapalım gösterelim. Bu kişinin ellerine ne vereceğim arkadaşlar ben? Ellerine su şişeleri vereceğim. Şöyle tutsun. Evet ellerine şöyle su şişelerini verip ne yapalım arkadaşlar? Oturtalım. Dolayısıyla hangisinde dönme daha zordur sizce? Bakın ağırlık merkezi buradan geçsin. Ağırlık merkezi buradan geçiyor. Buna ben V2 asist alıcı diyeyim. Ben buna da V1 asist alıcı diyeyim. Şimdi arkadaşlar elemsizlik momenti toplam elemsizlik momenti neydi? A bölü B çarpı M R kare idi. Sistem 2'de hem kütle artıyor hem R artıyor arkadaşlar. Dolayısıyla I1 ve I2'yi kıyaslayacağım. Şimdi sistem 2'de A bölü B M R karede ikinci sistemde dönen şahsın eline su şişelerini verdiğim için M ne yapar? Artar arkadaşlar. Kollarını açtığı için R ne yapar arkadaşlar? Artar arkadaşlar. Dönme merkezinde olan kütlelerin dik uzaklığı artar. Bu yüzden dolayıdır I2 ya büyüktür ne diyebiliriz? I1 diyebiliriz. Dolayısıyla elastik momenti 4. işlemde artar arkadaşlar. 4 nolu yargımıza şu mavi kalemle ne yapalım? Gösterelim. 4 nolu işlemimizi de artı atalım. 4 nolu işlemimizde elastik momenti ne yapar? Artar. Bakın şekiller size ne yapmış oldum? Göstermiş oldum. Dolayısıyla kutucuk içerisine alacak olursam şöyle karışmaması için bu 1 nolu yargımız arkadaşlar. Şu 2 nolu yargımız arkadaşlar. Burası ise 3 nolu yargımız olduğunu ne yapalım size gösterelim. Bu ise
4 nolu yargımız arkadaşlar. Bakın tek tek ne yapmış oldum? Sizlere yargıları göstermiş oldum 6 nolu örneğimizde. Cevabımız 1. Cevap tabii cevaba geleceğiz. Cevap nedir arkadaşlar? 1, 2 ve 4 nolu yargılarda elemsizlik momenti artar. 3 nolu yargımızda tam tersi elemsizlik momenti ne yapar? Azalır. Gelelim örnek 7'mize. Evet, örnek 7'deyiz sevgili öğrenciler. Yine konuyla alakalı güzel bir yorum sorusu var. Yani sorular pekiştirmeli olduğu için bakın yargılar birbirine benzeyebilir. Bir önceki sorudan hemen sorumuzu okumak istiyorum. Elemsizlik momenti ile ilgili. 1. İpte yürüyen cambazın uzun demir çubuklar kullanması düşme olasılığını azaltır. Evet. Sebep. 1 nolu yargımızdan başlıyorum. Toplam elemsizlik momenti sistemi neydi? A bölü B çarpı M R kareydi. Uzun demir kullanması 1. M'i arttırır. Arttırır. 2. Arkadaşlar çubuk uzun olduğu için dönme merkezi olan kütleler dik uzaklığa atacağı için R artar arkadaşlar. Her iki taraftan da elemsizlik momenti artar. Dolayısıyla düşme ne yapar? Birinci işlemde düşme zorlaşır. Sebep arkadaşlar dönme zorlaştığı için. Yazalım. Dönme zorlaştığı için. Sebebini yazalım sizlere. Zorlaştığı için. Gelelim iki nolu yargımıza. Konuları açık olan buz patenlisi kapalı o haline göre daha yavaş döner. Evet doğru. İki nolu yargımızda yine toplam elemsizlik momenti neydi? A bölü B çarpı M R kareydi. Şimdi kollar açılınca arkadaşlar sistemin R'si ne yapar? Artar. Sistemin R'si artınca artık elemsizlik momenti ne yaptığını gördük? Arttığını gördük. Dolayısıyla artar diyebiliriz. Bir nolu yargımız doğrudur. Daha yavaş döner doğrudur. Çünkü I artınca dönme zorlaşır arkadaşlar. Artar. Buraya yazalım. Dönme zorlaşır. Zorlaşır. Dönme zorlaştığı için asistalız ne yapar? Patenjirin azalır. Asistalız azaldığı için arkadaşlar. V azalır yazalım isterseniz. V azalır. Daha yavaş dönmeye başlar patenjir. İki nolu yargımız uygulanabilir. Gelelim 3'e. Kolları uzun olan yel değirmenleri kısa olana göre daha yavaş döner. Şimdi şöyle bir yel değirmeni düşünelim arkadaşlar. Bir tane uzun kollu yel değirmeni yapalım. Hep beraberce bir tane de kısa olan yel değirmeni yapalım. Şöyle basitçe görüldüğü gibi. Hangisi daha kolay döner sizce? Şimdi formülü yapıyorum. Toplam elemsizlik momenti A bölü B M R kareden. Bakın şekil 1'de. Buna birinci şekil diyelim. Buna ikinci şekil diyelim. Hem kütle fazla hem R fazla. Dolayısıyla arkadaşlar buradan I2 büyüktür. Ne olur arkadaşlar? I1 olur. Bu şu anlama gelir. Kolları uzun olan yel değirmenleri kısa olana göre daha yavaş döner. Doğrudur. Dolayısıyla asistal hızına ben V1 diyeyim. Asistal hızına ben V2 diyeyim. Bu yüzden dolayıdır ki V1 küçüktür. V2'dir arkadaşlar. Daha yavaş döner. 3 nolu yargımız doğrudur. Yani kolları kısa olan yel değirmenleri daha hızlı döner. Çünkü konumuz da dönme. Yani elemsizlik momenti. Elemsizlik momenti nedir? Dönmeye karşı gösteren dirençtir arkadaşlar. Direnç ne kadar fazlaysa açsanız o kadar sistemin küçük olur. Bu şekil 3 nolu yargımızda olduğu gibi. Yani şunu göstermek istiyorum. Şu mesafe arkadaşlar. Şu mesafeye ben. Şu mesafeye R1 diyeyim. Şu mesafeye de R2 diyeyim. Buradan R1 büyük R2 oldu görülür. Formülü yerine yazdığın zaman burada yanlış gösterdim. İyi ki tekrar ettim arkadaşlar. I1 büyüktür. I2'dir. Bu yüzden dolayı da açısal hız 2'de daha büyüktür. İyi ki tekrar ettik. I1 büyüktür. I2'dir. Niye? Sistem 1'in arkadaşlar kolları daha uzun. R'si daha büyük. R'si daha büyük olduğu için elemsizlik momenti daha büyüktür. Aynı zamanda kolların uzun olması kütlenin de fazla olması anlamına gelir. Hem kütle fazla hem R fazla. Bu yüzden dolayı sistem 1'in elemsizlik momenti daha büyüktür. Gelelim 4 nolu yargımıza. Taburede kolları açık halde dönen bir kişi kollarını kapatınca açısal hızı azalır arkadaşlar. Bakın taburede kolları açık halde dönen bir kişi kollarını kapatınca 4 nolu yargımda arkadaşlar hatırlayalım elemsizlik momenti neydi? A bölü B çarpı M R kareydi. Bakın kollarını açık halde dönen bir kişi kapatınca arkadaşlar R ne yapar? R azalır. Kütle sabit. Dolayısıyla R azalınca elemsizlik momenti ne yapar arkadaşlar? Azalır. Elemsizlik momenti azalınca arkadaşlar V ne yapar? Artar. V artınca kolay dönme gerçekleşir arkadaşlar. Yazalım. Kolay
Dönme arkadaşlar, dönme. Evet, tamirde kolları açık olan, açık dönen bir kişi kolları kapatınca asistaz azalır. Evet, doğru. Asistaz azalır, tam tersi artar arkadaşlar. Re azalır, toplam elem sıkmamada azalır. Asistaz artar. Asistaz azalır değil, asistaz ne yapacak? Artar olacak. 4 tane yargımız yanlıştır. Cevabımız C şıkkıdır. 1, 2 ve 3 doğru. 4 yanlış. Bir daha tekrarlıyorum. Taburede kolları açık halde dönen bir kişi. Yani açık halde, bakın açık halde, bakın gösteriyorum. Dönen bir kişi. Kollarını kapatınca arkadaşlar daha R azaldığı için elemsizlik momenti ne yapar? Azalır. Elemsizlik momenti azalınca dönmeye karşı gösteren direnç azalır. Dönmeye karşı gösteren direnç azalınca dönme kolaylaşır. Açsanız ne yapar? Artar. 7 nolu, 4 nolu yargımızda. Cevabımız C şıkkıdır. 7'de. Gelelim 8 nolu örneğimize arkadaşlar. 8 nolu örneğimiz yeni bir konuya giriş. Onu da gelecek video dersimizde ne yapalım? Anlatalım.